24-30 Ocak değerli akrepler, yükseleni Akrep Burcu olan değerli takipçilerim, abone ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bu hafta duygularınız, enerjiniz çok böyle derin noktalara yerleşecek. Geçmiş duygulara yad edeceksiniz. Yakın çevre, yakın arkadaşlarla sohbetler, muhabbetler, yemek kursları, o kurslar, bu kurslar havasında etkinliklere başlayabilir. Kendi gücünüzü yeniden keşfetmek, çalışma ortamında adeta enerjiniz, motivasyonunuz adeta kendini gösteriyor gibi, hani bir dük gibi enerjiniz var, bir kraliçe gibi ruhunuz var. Bu da büyük bir ihtimal Mars Oğlak enerjisinin size verdiği fırsatları değerlendireceksiniz. Mars Oğlak burcuna geçeceği için sizin işlerinizle ilgili yaşanan bazı karışıklıkların düzelmesi, adeta kendinizi dönüştüreceksiniz ve minnoş şanslı enerjinizle birlikte farklı kariyer, farklı arayışlar, farklı yenilikler size büyük şanslar getirecek. Bulunduğunuz iş yerinizde yükselme konularınız gündemde. Yeni iş arayanlar için çok olumlu haberler alacağınız bir hafta. Aynı şekilde iş değişimi, kendi işinizi kurmak için farklı kapılardan, farklı oluşturacağınız dostlarınızdan çok güzel alternatif enerjiler alacaksınız ve başlamak için doğru bir süreç, kendi gücünüze güç katmak için doğru bir enerji. Sen yaparsın, sen başarırsın. Çünkü minnoş bir şans enerjim var. Bunu fırsata çevirmeni istiyorum. 29 Ocak Merkür-Plüton kavuşumu sizin adeta aile köklerinizle alakalı ve kendi benliğinizle alakalı çözmeniz gereken sorunları temkin ediyor ve bununla alakalı birlikte de kendinize ait noktada ne varsa yenileyeceksiniz. Eksik gördüğünüz kendi dil eğitimi olabilir, diksiyon kursu olabilir, güzellik merkezi olabilir. Eksik gördüğünüz tüm kursları kendi alanınızda geliştireceksiniz. Kurumsal ya da devlet alanında çalışanlarda 29 Ocak'ta Venüs ilerlemesiyle birlikte konumunuzda değişikliklerle ilgili, yöneticilerle ilgili yaşadığınız krizleri toparlayacak ve kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir evreyi tadacaksınız. Güneş 20 Ocak'ta biliyorsunuz ki Kova burcuna geçiyor. Bununla birlikte geçti zaten, geçti. Unutmayın. Bununla birlikte kendi enerjiniz ve ailevi ilişkilerinizin daha ön planda ve sıkışmış, problemli olan her şeyi daha güzel yönlendireceğiniz ve bilinçli hareket edeceksiniz. Kendi işini yapanlarda da beklenmedik paralar, fırsatlar sizi mutlu edecek. Ortaklı iş yapanlarda da biraz ekonomik anlamda yaşayacağınız zorlukları düzeltmek ve yeni kapılar için güzel fırsatlar yaratacaksınız. Şuraya not almışım. Yurt dışı ile ilgili beklentiniz ya da çocuklarınızla ya da kendiniz yerleşmek istiyorsanız bu tarz teklifler hayatımızın içerisine gelecek. Görme zamanı, diyaloglar mutlaka görüşme zamanı, kaçırmama zamanı diyorum. Evet değerli gençler, kendinizi bu ara kurslara, murslara, okulu, endişe, telaşınız varken bu ara aşkın da size dokunacağı, eğitimi bile sallayacağınız bir hafta bekliyor. Aman eğitimi zaten sallayın bu hafta çünkü tatile geçiş yapıyorsunuz. Aşk sizi şifalandıracak. Sevgilinizin geri dönmesini istiyorsanız, yeni başlangıç istiyorsanız, ilişkinizle ilgili yeni şans istiyorsanız evet olumlu ama aynı noktada aynı yarayı yaşayacaksınız. Bu konuda olumlu mu bilmiyorum. Uzun soluklu ilişkisi olanlar için de daha güzel gidecek ve planlı ve programlı hareket edeceğiz. Hatta birlikte krediye girip araba almayı düşünüyor olabiliriz çiftler arasında. Bu da doğru bir enerji, size mutluluk verecek. Evli çiftlerimiz için evet bu ara eşinizin ve kendi konumunuzla alakalı yükselme konuları ile ilgili birbirimiz çok fazla iletişim içerisinde olacağız. Hatta bu dönem aileyi misafir etmeye, kalabalık evi misafir hakimiyeti kurma enerjimiz var. Yani geleniniz gideniniz bitmeyecek bu dönem. Bu da sizi, enerjinizi daha aktif hale getirecek. Bu ara karı koca ortak iş yapmak isteyen bazı akrepler için fırsatlar var. Değerlendirdiğiniz takdirde işinizde markalaşma, büyüme yolu gözüküyor. Eğer ki dijital alanda bazı satış işleriyle uğraşmak istiyorsanız da değerli evli çiftler için güzel anlaşmalar var. Bunları hayata geçirmenize olumlu diyorum. Bu ara elden çıkartmak istediğiniz bir ofis ya da bir daire için emlakçınız olumlu cevap veriyor. Hiç kaçırmayın. Bu gidecek yeriniz hemen size büyük bir ev getirecek. Bir an önce satılması gerekiyor diyorum. Dedimle sağlık olarak son zamanlarda en çok da göz alerjiniz, bu gözaltı morluklarınız, kaşıntılarınız ve egzamalarımız hareketli olabilir. İhmal etmeyin. Ev hanımları,
Bu ara en çok çocuklara kafayı takıp ve kardeşlerinizle yaşadığınız krizleri çocukların üzerine sürüyorsunuz ve çocuklar artık sizin depresyon halinizden bıktı. Lütfen kardeşlerinize ait ev içerisinde sorunlarınızı anlatmayın. Çocuklarınız ve eşiniz çok yoruldu ve kardeşlerinizle gidin evde kavga edin ama bu ev içerisinde böyle bir konuşma istemiyorum. Bu ara altın borcu olanlar ya da altın aldıysanız iade etme ya da beklediğiniz bir altınınız varsa gecikmeler söz konusu, hemen gelmeyecek. Vermeseydin canım benim. Çok öpüyorum.